Evet arkadaşlar, bugün Tortum yolundayız. Şu anda istikametimiz Tortum. Tortum Yüzen Adaları görmeye gidiyorum. Ben de yolu tam olarak bilmediğim için navigasyondan baktım ama navigasyondan onunla ilgili bir şey bulamadım. Tortum'a yaklaştığımda birkaç yeri sorup Yüzen Adaları'na sanırım yol tarifi için yardımcı olacak arkadaşlar buluruz. Şu anda Tortum'a yaklaşık bir 10 ya da 15 dakikalık bir yolumuz kaldı diyebilirim. Yüzen Adalar tabelasını gördük. Hemen girişte Aykınız Petrol var. Bunun karşı tarafındaymış. Yani görmek çok zor. Tortum tarafından gelirseniz, hemen şu taraf Tortum tarafı. Oradan geldiğinizde görülüyor. Sanırım şu karşıdaki yolda Yüzen Adalar yolu. Doğru ben de hareket edeceğim. İfade ettiğim gibi petrollerin hemen sağından Erzurum tarafından geliyorsanız, Tortum Artvin tarafından geliyorsanız hemen bu tabelayı görürsünüz. Sola dönüyorsunuz. Karşıdaki yol. Ben de şimdi o yoldan devam edeceğim. Evet, hemen şu karşıdan geldim. Erzurum istikametinden. Aytemiz Petrol'ün sağından doğru yukarıya doğru devam ediyorum şu anda. 2 kilometre gösteriyordu tabela. Yol çok iyi değil ama ben görmeye değer. Gelmişken bu kadar yol en azından görmeye değer. Umarım beklentilerimi karşılar.
Onlar da yapılıyor olabilir. Bilmiyorum yani ben bu haritalarda gölle alakalı bir konum bilgisine ulaşamadım. Belki çok iyi arama yapamadım. Zökün gölü olarak ifade ediliyor ama tabii yerel halkıya Zökün gölü diyor olabilir de işte gölün üzerindeki adacıklar herhalde yüzü içinde güzel adalar ibaresi de arama motorunda haberlerde geçmekte. Evet, karşımızda yüzen adalar göründü. Oldukça bozuk bir yolu var diyebilirim arkadaşlar. Biraz tırmanış güzergahı var. Hemen şu karşıda iş makineleri ve araçlar çalışıyor. Taş ocağı da olabilir. Harfiyatta çekiyor olabilirler. Şimdi gölümüz hemen şu karşısı. Herhangi bir işletme ya da bir tesis yok. Eğer aracınızın altı alçaksa buraya gelmeyin. Hatta inmeyin. Aracınızın altı vurur. Kesinlikle çarpar. Arazi aracı tercih edin. Gezmek istiyorum. Önce bir aracı park edeyim. Hemen şu karşısı zaten. Sonra gezimize başlayalım. Şimdilik bu kadar. Evet, hemen şu yukarıdaki yoldan geldim. Yolu çok iyi değil. Muhtemelen göl zamanında bu noktaya kadar da geliyormuş. Bile tahmin ediyorum. Kuraklık burayı da etkiledi diyebilirim. Başta iş araçları, iş makineleri çalışıyor. Yüzen adalar. Bakalım görebilecek miyiz? Sanırım yerel halk yolda çıkarken de belirtmiştim. Buraya Zökün gölü demekte. Şimdi gölde ciddi derecede bir su çekilmesi. Kuraklık diyebiliriz. Taş ocağı var sanırım.
var. Pek güzel bir şey kalmamış gibi. Göl çevresini gezeceğim. Sanırım buraya ben şimdi kış dolayısıyla hani ancak fırsat bulabildim geldim. Baharda gelmek daha iyi olur. En azından daha yeşil olur. Daha fazla gölde su olur. Kuraklık ciddi derecede burayı da etkilemiş sanırım. Çekimlerime devam ediyorum. Gölün üstünde buz tabakası var. Tabii artık kış dolayısıyla burada akşamları ciddi derecede soğuk ve buzlanma oluyor. Çok küçük bir göl değil ama kuraklık etkisini burada da hissettirmiş. Gölü sonuna kadar tamamen gezeceğim, size aktaracağım. Çünkü onun için buraya geldim. Gelemeyenler için buradaki turumu ve gördüklerimi çekip size aktarmak istiyorum. Gelmenizi tercih etmem. Tabii zaman önemli. Her daim fırsat yaratılamıyor. Bazen benim gibi kışın da gelmek zorunda kalabiliyorsunuz. Böyle. Karşıda bir taş ocağı var. Zaten bu alana ister istemez ciddi derecede hasar verdiği apaçık ortada. Burayı nasıl turizm alanına daha edilecek ya da kazandırılacak? İnsan ister istemez düşünüyor. Yüzen Ada var. Hemen şu karşıda. Birazcık daha suyun bol olduğu noktada. Kuraklık ciddi derecede burayı etkilemiş durumda. Yol çok kötü. Hemen şu tepenin arkasındaki yoldan geldim. Daha doğrusu şu aracım karşıda park edilmiş durumda. Şu kamyonların takip ettiği yoldan geldim. Etrafını dolaşıp
tavsiyem baharda geldim üzerinde. Düşünüyorum. Hemen son görüntülerimi alıp buradan ayrılacağım. Alan böyle. Şu karşısı Tortum. Gördüğünüz vadi yamacındaki binaların bulunduğu yer. Şu aşağıdan halı sahanın oradan yola saptık. Oradan göle doğru çıktık. Görsel şölen, güzel bir ambiyansı olabilir. Yani Mayıs, Haziran gibi fırsat bulursam gelmeye çalışacağım. Ama yol gerçekten kötü. Aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bizimle kalın. Hoşça kalın. Bye bye.